manşetlere değinelim. Çünkü manşeti versene. Manşeti bir gösterelim. Manşet yani ülke gidiyor. Bir çirkin bir düzen var. Ve bu düzen hala devam ediyor ama bu düzen böyle olmaz. Asla böyle olmaz. Böyle gitmemesi gerekiyor. Ülke nasıl düzelecek diye bir soru sorduk. İşte Polatlara gelelim. Dilan Polat ve Engin Polat şu anda özgürlüklerinin tadını çıkartıyorlar. Önce Dilan Polat serbest kaldı. İşte geçen hafta da eşi Engin Polat serbest kaldı. Şu anda dışarıdalar. Vergi kaçakçılığı, kara para aklama, naylon fatura, yasa dışı bahis. Bunların hepsi iddia ediliyordu. Kara para aklama davasının ilk duruşmasında Engin Polat yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. Yani Murat Ağrel'in iddiası, o dosyaya çok hakim bir insan. Yani diyor ki Murat, 4 rapor var diyor. 500 milyon TL diyor sahte fatura. 170 milyon TL aile bireyleri, aile şirketleri arasındaki sahte fatura. Bir de 500 milyon TL kayıt dışı var diyor. Yani rapor bu. Ve bu arkadaşlar serbest kaldı. İkisi de serbest. Yani serbest kaldıktan sonra Coşku'yu da hatırlayacaksınız. Yani çocuklarına kavuştular. Ama Indira Gandhi'yi yapacaksan bu ülkede büyük yapacaksın. Hırsızlığı yapacaksan büyük yapacaksın. Yani diyeceksin ki ya Fatih, masumiyet karinası var. Neymiş? Herkes Dilan Polat ve Engin Polat gibi olmak istemiş. Kısa yoldan para kazanmış. Şimdi gelelim. Yani diyeceksiniz ki masumiyet karinesi var. Neden böyle söylüyorsun? Söylüyorum ya. Çünkü bunların masum olduğuna inanmıyorum. Ve ülkenin tarafsız ve bağımsız bir yargısının olduğuna da inanmıyorum. Raporlar ortadayken, bilmem neler ortadayken, kara para, vergi kaçakçılığı, onlar bunlar iş yasal dışı bahise kadar gidecekken bir anda bakıyoruz ikisi de serbest kaldı. Adalet Bakanı da çıkıyor, açıklama yapıyor. Ama diyor serbest kalması diyor, onun suçlu olduğunu, tahliye edilmesi diyor, onun suçlu olduğunu, suçsuz olduğunu göstermez ki diyor. Yani bakın ülkede bazı suçlar için hiçbir ceza yok. Bazı suçlar, daha doğrusu verilen kararlar, ara kararlar veya nihai kararlar insanın vicdanını rahatsız ediyor. İşte Dilan Polat olayında olduğu gibi. Ve onların serbest kalması aslında hırsızlığın da Türkiye'de bir nevi suç olmadığını gösteriyor. 9 ay kaldı yattı. 9 ay yattık çıktı. O kadar bitti. Zaten anlaşmışlardır bu işte. Ha, ben bu kişilerin büyük miktarda götürdüğüne inanıyorum. İkisinin de bu ve bunlarla. Ve bunların maşa olduğunu düşünüyorum zaten, piyon. Arkasında daha büyüklerin olduğunu düşünüyorum. Ve arkasında daha büyükler olduğu için hırsız, bu benim kendi düşüncem. Hırsızlığın büyük olduğuna inanıyorum. Ha, ben bunu kanıtlayamam. Ama raporlar burada. İşte birçok gazeteci de paylaşıyor, ediyor. Biz de haberlerimiz sırasında paylaşmıştık geçtiğimiz aylarda. Ve bunlar ortadayken veya bunlar Maslak raporları, onlar bunlar ortadayken bir bakıyorsunuz hiçbir şey olmamış gibi. Bu insanlar tutuksuz bir şekilde yargılanabiliyor. Yargılanma hakları var tutuksuz şekilde. Ama kamu vicdanını, kamuoyunun vicdanını düşünerek bu insanları siz serbest bırakamazsınız. Serbest bırakırsanız eğer vicdanları yaralarsınız. Tabii. Ona birazdan geleceğim zaten. Ahmet biraz sesini yükseltsene. Sesin çok az geliyor. Duyamıyorum. Ona birazdan bir başka yere bağlayacağım. Ahmet adaletin maalesef işlemediği yerleri de anlattı. Şimdi bu enerji şarkıları vardı ya. Bu enerji herkesi çarptı. Yani çarpılması gereken belki de bunlardı. Ya benim şahsi düşüncem, alınmasınlar üstlerine. Ben sizin suçlu olduğunuza inanıyorum ya. Yani yaşam tarzınızdan, geçmişinizden, günümüzden, bu kadar kısa süre içerisindeki yükselişinizden ve şu telefonunuzdan, Süleyman Soylu'yu aramış ya 3 dakika içinde işimi halletti diye. O cümleler. Ve ben inanıyorum, yani suç işlediğinize inanıyorum. Bunu kanıtlamam mümkün değil. Ama adaletin bunu işte kanıtlaması gerekiyor. Mahkemeleri bunu kanıtlaması gerekiyor. Ne var ki Türkiye'de böyle büyük hacimli, böyle yolsuzluklar, hırsızlıklar vesaireler gibi olduğu zaman bunun içerisinde mutlaka temiz bir ülke olmadığımız için, siyasetçisinden bürokrasisine kadar, iyi siyasetçileri ve bürokratları da ayırıyorum bu arada. Sizler üstünüze alınmayın lütfen. Çünkü gri listedeyiz. Çünkü merdiven altımız var. Çünkü raporlara bakıyorsun, kaçakçının, mafyanın, uluslararası mafyanın bilmem nenin en çok geldiği ülke, saklandığı ülke. Olmadık adamlara vatandaşlıklar veriyoruz. Böyle bir ülkede ben neyin düzeninden bahsedeceğim, neyin doğruluğundan bahsedeceğim? Hiçbir şeyin doğruluğundan bahsedemem. Büyük götürülürse bu ülkede mutlaka arkasında bürokrasi ve siyaset de var. Bu olayda da ben, Dilanlar olayında da ben siyasetin olduğunu arkasında, ta siyasetçilere kadar, kimi siyasetçilere kadar, kimi bürokratlara kadar uzanacağını düşünüyorum. Ondan zaten yolu kesmek için
tahliye edildiğini düşünüyorum. Yani düşünsenize Dilan Polat veya Şengin Polat beni konuşturmayın, beni çıkartın. Bak ben içeride kalırsam yakar. İşte Fatih'i yakar. Fatih Portakal'ı fena yakar. Veya işte Ahmet'i fena yakar. Der demiştir. Tehditte götürmüştür. Ya onu temizleyeceklerdi cezaevinde ya da dışarı çıkartacaklardı. Cezaevinde temizlemek zor bir şey değil. Her cezaevinde olabiliyor böyle bir şey ama büyük soru işaretleri olacaktı o zaman da. Tamam en iyisi çıkartalım. Kamuoyu nasıl olsa onu unutur. İşte Adalet Bakanı da çıkar. Ya arkadaş biz salıyoruz ama her tahliye veya tutuksuz yargılama suçsuz olduğu anlamına gelmiyor gibilerinden filan gibilerinden böyle de bir cümle kurarız. Ya o yüzden bunun arkasında ben çok önemli isimlerin de olduğunu düşünüyorum. Siyasetten, bürokrasiden ve o yüzden tahliye edildiklerini. Büyük götürüyorsan büyük iş demektir. Ha, küçük götürüyorsan baklava çalarsın sana verirler 15-20 yıl. İşte veya işte bir laf söylersin ülke işte sarayın çiftliği haline geldi bilmem ne dersin o kızı içeri atarlar ondan sonra. Ceza isterler kendisi hakkında. Mesela veya başka bir isim Emine Şenyaşar işte oğlunun katilinin bulunmasını istiyor. Meclis önünde eylem yapıyor. Adalet arıyor. Yok. Adalet var mı? Yok. Kadın hala da suçların bulunmasını istiyor. Erdoğan'dan randevu istedi. Hayır. Bir türlü randevu da alamıyor. Ve oğlunun esas katillerini bir türlü bulamıyor. Can Atalay. Ne oldu? Adam kazandı etti. Milletvekili olacak. Hala cezaevinde. Tayfun gezi olaylarından içeride. Hala cezaevinde. Çiğdem Mater. Ne oldu? Yazdığı ama senaryosundan ceza almış. Eyleme konulmamış. Senaryosundan ceza almış bir gazeteci arkadaşımızdan veya aktivist arkadaşımızdan bahsediyoruz. Çiğdem Mater'den bahsediyoruz. Onlar içeride ama. Ama diğer taraftan götürenler, hırsızlık yapanlar, mafya vari tipler. Bunların hepsi. Bakın o Kaplan da dışarıda olacak bugün yani. Onu da tahliye edecekler. O da çünkü siyasetçilere, bürokratlara kadar uzanıyor. Hani o kadar pisliğin içerisine batmışız ki bir tarafta gerçekten gerçek suçluların ceza almadığı bir Türkiye, diğer tarafta adalet arayan ama aradığı adaleti bir türlü bulamayan insanlar. Al Mısra Özyan, oğlunu tren kazasında kaybetti. Oğlunu tren kazasında kaybetti. Birçok insan gibi orada Çorlu tren kazası. Yıllardır ve yıllardır adalet peşinde Mısra Öz hakkında soruşturma başlattılar. Bu da geçtiğimiz haftanın bir haberiydi. İşte bir tarafta enerjinin çarptığı bizler, diğer tarafta adalet arayan insanlar ve adaleti bulamayanlar. İşte böyle adaletsiz bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hak, hukuk ve adaletin olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Yazık, yazıklar olsun. En çok kullandığımız cümle. Bugün biraz gündem tabii ilk gün olduğu için uzundu. 1,5 saate yakın yayın yaptık sizlerle. 1 saat 21 dakikadır, 18 dakikadır sizlerle birlikteyiz. Hadi hızlı bir şekilde. Ha, bir son anketi paylaşayım. Bak manşeti verecek olursan çözüm nedir diye bir soru, çözüm erken seçim. Muhalefetin bunu her şart altında ana muhalefet veya yavru muhalefet diye ayırmıyorum. Muhalefet partilerinin bunu dile getirmesi gerekiyor. Çünkü bu düzen artık kokuşmuş bir düzen. Çürümüş ve kokuşmaya yüz tutmuş bir düzenden bahsediyoruz. Bu düzenle Türkiye gitmez. Bu düzenle geleceğimiz karanlık. Ülke nasıl düzelecek derseniz erken seçim derim ben sizlere en kısa zamanda. Yapılabilen en kısa zamanda. Asalın bir anket sonucu var. 17-27 Ağustos tarihleri arasında yapılmış. CHP birinci parti %34,5'la, ikinci parti AKP %29,8. Arada %4,7 var. İşte bunlar zaten iktidarı çaresiz bırakıyor. Düzenin bozuk olduğunu biliyor. Almak istediği, güven tazelemek istediği tekrar seçime gidecek ama oyu o kadar değil. Maalesef iki arada sıkışmış bir iktidardan bahsediyoruz. MHP